herhalde daha çok makineciler ağırlıkta gibi gidiyor. Bir de endüstri var. Bugün Ford'dan iki tane nadide mühendis misiniz siz de? Siz de mühendisiniz. Okullar? İstanbul Ticaret, Bilgisayar Mühendisliği. Yıldız Teknik Makine Mühendisliği. Genelde gittiğimiz okullardan mezun kişiler de geliyordu. Bu sefer denk getiremedik. Olsun. Evet. Ama marka olarak mühendislik öğrencilerin ilk akla gelen, işte Ford ya da diğer üretim yapanlar ilk akla gelen markalardan biri oluyor. Bizim de yıllardır çalıştığımız, sevdiğimiz, sahip olduğum markalardan bir tanesi Ford. Bugün aslında normal bizim otopark söyleşisinin dışında biraz daha kurumsal hayatla ilgili sohbet de edeceğiz. Tabii ki otoparkla ilgili de sohbet edeceğiz. Sorularınızı istediğiniz gibi soracaksınız. Aslında şöyle başlamak istiyorum. İlk önce sizleri bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Merve Genç ben. Ford Otosan'da Çevik Koç olarak çalışıyorum. Genelde bu Çevik Koç dediğimiz zaman hani ailenize nasıl anlatıyorsunuz yaptığınız işi diye soruyorlar. Değişim dönüşüm yönetimi diye gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bilgisayar mühendisliğim, dolayısıyla yazılım kökenliyim. Yazılım, analiz ve çeşitli rollerde görev aldım. Son iki yıldır da aktif olarak Çevik Koçluk yapıyorum diyeyim. Sana topu atayım Bahadır. Teşekkürler. Bahadır Akın, 79 doğumluyum. Şimdi siz görüyorsunuz önce eski yıllara gidip açıkçası evet. Ben de makine mühendisliğim gibi. Ford Otosan'da 2004'te başladım. 19. yıldır. Aslında 8 bitti 19. Bambaşka bölümlerde çalıştım. Ama hep müşteriye dokundum. Bu çevik dönüşümün açıkçası bir parçası olmaktan çok mutluyum. Çünkü farkını şu an hisseden bir bölümdeyim. Dolayısıyla çok da keyif alıyorum bu dönüşüm sürecinde. Bu arada daha 15 sene altında görmedim yani. Sizin kaç sene oldu? Koç'ta 10 sene. Ford Otosan'da 3 yıl oldu. Yani 13 diyelim. Yani bayağı giren çıkmıyor. Yani hakikaten böyle bir aile şirketi gibi neredeyse. Hani en son şey adını unuttum. 24 senedir falan yani bir ömür orada çalışmış. Şafak. Şafak Bey galiba. Yani şu an günümüzdeki şirketlerde çok zor yani bu kadar böyle bağımlılık yapması çalıştığımız üründe. Şu an artık yeni girdiğin zaman yani kendimden de biliyorum. 2 sene sonra ya nereye zıplasam, nereye gitsem, ne yapsam diye düşünüyorsun. Ben mesela buna şöyle bir deniz veriyorum. Ben de makine mühendisiyim bu arada. Otosan aslında çok büyük bir şirket. Şirket için küçük şirketler gibi düşünebilirsiniz. Yani üretim var, pazarlama var. Ford Trucks bambaşka bir dünya, uluslararası bir yerin. Aslında bir kişi farklı bir iş yapmak istiyorsa şirket için rotasyonla çok bambaşka iş yapabiliyor. Dolayısıyla ben mesela 5. departmanım yani. Oğlum bize böyle aynı iş yapmadım. Fabrika bacağı var, yedek parça bacağı var, pazarlama bacağı var. Şimdi perakende operasyonu bacağı. Hepsi ayrı değil. Ben öğrenciyken şey vardı hep aklımda, işte makine mühendisiyim, işte talaşlı imalatta çalışacağım, işte otomobillerle ilgili şeyde çalışacağım. Aslında böyle biraz dar bakıyormuşum olaya. Yani makine mühendisi okuyabilirsin ama bir şirkete girdiğin zaman içeride dediğiniz gibi rotasyonla belki müdürün sana bakacak, ya Sinan sen pazarlamada bence çok başarılı olursun. Ya da sen diyeceksin, talep ediyorsun sene sonunda işte performans raporlarında. Bir bakmışsın kurumsal iletişimdesin, başka bir iş yapıyorsun. Onun için hani makine mühendisliği okuyunca insan ilk bir başta işte böyle toz, yağ, kir, sanayi, üretim falan işte fabrikada çalışayım diye düşünüyorsun. Ama aslında yani tamam o makine mühendisliğinin bir bazını alıyorsun ama ondan sonra işin üstüne koymak biraz da hem kişisel ilgi alanları hem işteki başarınız ya da işte ne kadar bu işi yapmak istediğinize bağlı tabii. Ona göre çok değişiyor. Bilmiyorum siz de mesela ilk neyle başladınız siz? Ben mesela ilk aslında otomotiv benim çocukluk hayalimdi. O yüzden hep biz hepimizin olduğu gibi. Yani çalışıyor gibi olmuyorsunuz onu söyleyeyim. Hayaliniz başına gittiğinizde hobi gibi oluyor. Dolayısıyla ilk başladığım ilk başladığım bölüm satış sonrası mühendislik bölümüydü. Ve hayatım işte bayilerle geçiyordu, araç altında geçiyordu, motor söküp taşıyordu. Dolayısıyla böyle keyifle yapıyordum. Ama bir yerden sonra insanda şey de oluyor, yani ben daha ne yapabilirim? Daha farklı ne öğrenebilirim? Çünkü bir yerde öğreniyorsunuz, öğrenme yenisi var. Öğrendikten sonra eğer kendinizi de fark ediyorsunuz. Bir anda ben mesela satış sonrası mühendislikte ekip lideri olduktan sonra bir pazarlamada bambaşka bir bölüm açılmıştı. Ben dedim ki aslında ben bir de bu yönümde geliştirebilirim. Şimdi fena değil. Bir gideyim bakayım. Bir yandan yüksek lisansa başladım. Ondan pazarlama üzerine. Bir anda mühendislikten hop pazarlamaya geçtim.
180 derece yani dönüş. Orada çalıştım 3 sene gibi. Ondan sonra yedek parça dünyası bambaşka bir dünya. Toptancılar var, lojistik bölümleri falan yapmadım. Yedek parça gerçekten bambaşka bir dünya. Bambaşka. Ben de anlatacağım onu. Teknik background'ın olması diğer departmanlardaki kesinlikle yetkinliğinizi bambaşka bir yere taşıyor söylüyor. Bir konuya hakimseniz diğer departmanlara gittiğinizde konuyu çok daha geniş perspektif düşünebiliyorsunuz. Yedek parçaya geçtim. Orada da öğreniyorsunuz yedek parça süreçleri vesaire. Ondan sonra da dedim hani farklı ne yapmak lazım? Bir anda bayi eğitim gelişim bölümü var. Bütün bayi teşkilatı, Ford Trucks, bilek ticaretine bağlı ve işin satıştan, satış sonrasında teknikten hani bayi genel birimiz dahil, Ford Trucks dahil hepsinin eğitim gelişim bölümü. Seviyorum da bu tarz işleri. Yani ben buraya da gidebilirim. Oraya geçtim. Orada ilerleyimi yaptım. Yaklaşık 6,5 sene. Ondan sonra müşteriyi uzak kaldırmıştım. Dedim biraz daha yaklaşmam lazım. Müşteri tarafında ne var ne var? Orada cep dönüşüm. Trak liderliği. Dedim ben adayım. Oba başıma oldunuz şimdi. Trak liderliği. Ne oluyor? Bağ operasyonları lideri. Yani perakende bağ operasyonu lideri de geçiyor. Trak liderliği. Karşılığı Türkçe'de biraz obabaşı gibi oluyor. Dolayısıyla şu an küçük bir aslında yapının lideri gibisiniz. Altınızda iki tane product owner diyoruz, ürün sahibi. O ekip direkt kendine bağlı olmayan, aslında çelik dönüşüm belki ilk girizgahla böyle yapmak lazım. Eski yapılarda nasıl biliyorsunuz bir müdür oluyor ya da ekip. Altında işte iki ona bağlı kişiler. Daha klasik bir metod. Ama burada bir what kısmı, ne yapalım bana bizim müşteri için en doğru olan nedir product olur söylüyor. Ekip de gayet net bir şekilde how kısmındaki bunu nasıl yapacağız? Altında kendine direkt bağlı olmayan garanti bölümü var, tekniklikler var, yedek parçası var. Bu ekipler bütün yollar how kısmı beraber çalışıyorlar. Ve bu kendine direkt bağlı dostu olmasın, otonomi de katmaya başlıyor. Çünkü beraber karar veriyorlar. Diyorlar ki product owner'a böyle yaparsak müşteriye böyle böyle katkısı olacak. Okey o zaman tamam devam. Birazdan belki geliriz MVP'de vesaire ama hani işin aslında özü nereden nereye geldi? Bu ilk adım ben böyle söyleyebilirim. Direkt bağlı bir yapı düşünmeyin. Biraz daha otonomi düşünün. Biraz daha direkt bağlı olmayan kendi kararlarını ekipler gibi düşünebilirsiniz. Peki bu karar nasıl geldi? Bunun farkındalığı nasıl oldu? Hani biz çevik dönüşüme geçmeliyiz. Ya da hani yani ne oldu da çevik dönüşüme bir anda çevik olma ihtiyacı duyuldu? Aslında buna yanıt verebilirim. Direkt çevik olma ihtiyacımız olmadı bizim. Bir vizyon ortaya koydu. En çok tercih edilen şirket olma noktasında, en değerli ve en çok tercih edilen şirket olma noktasında buraya gitmek için bizim neye ihtiyacımız var diye sorduk. Burada aslında buraya giderken yapmamız gereken ilk şey kültürel dönüşümümüz. Yani bizim kültürümüzü gerçekten en değerli ve en değerli, en çok tercih edilen şirket olma noktasında dönüştürmemiz gerektiğini keşfettik. 2015 yılında başlayan bir yolculuk aslında. 2016 yılında kültür çalışmalarıyla beraber bizim yolculuğumuz bir 3 yıl sürdü aslında. Orada kültürü gerçekten nereye taşımalıyız, neye ihtiyacımız var noktasında bayağı çalışanlarımızla beraber çalışmalar yaptık. Sonrasında da 2019'la beraber aslında bu kültür çalışmalarının sonunda çünkü çeviklik dediğiniz şey aslında yaptığınız şey değil, zihniyet yapımızı değiştirmek. Yani liderlerde ve çalışanlarda zihniyet yapısının değişiyor olması gerekiyor. Ki hızla adapte olabilirim her şeye çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Ve buna adapte olabilmek için de yapılarımızda bunu uygun hale getirmemiz gerekiyor. Sonucu çıktı kültür çalışmasının sonunda. 2019 yılından beri de aslında çevik dönüşümün içerisindeyiz. Peki çevik dönüşümde yani bir nevi herkes kendinin patronu olduğu gibi bir şey diyebilir miyiz? Herkes kendi işinin lideridir diyoruz aslında ve yaptığımız işi en iyi biz biliyoruz. Dolayısıyla en iyi şekilde yapmak için de nasıl yapacağımızı biz biliyoruz. Kendi işimizin lideriyiz diye konumlandırıyoruz aslında her çalışanımızı. Benim hikayem de aslında sizin gibi. Ben de mühendislikle işten önce ortopedik implant üreten bir firmada Arge mühendisi olarak çalışıyordum. Bayağı da zevkli bir işti. İşte doktorlarla projeler yapıyoruz, ameliyatlara giriyorum. Bayağı böyle anatomi öğrenmiştim yani o iki sene boyunca. Hakikaten ameliyata gidiyorduk yani. Çok da güzel işler öğreniyorduk. Ondan sonra ama tabii hep elimde otomotiv bir yandan ağır basıyor. O sırada satış sonrasından bir teklif gelmişti. İşte iki senede satış sonrasında garanti bölümündeydim.
Orada da aslında şimdi tabii içimiz böyle otomobil tutkusuyla yanıp tutuşuyor. Yani kafamda tabii bambaşka şeyler var. Biz işte böyle araba muhabbeti yapacağız. Bilmem ne ama tabii ama işin arka planı bambaşka. Yani yedek parçayla ayrı bir dünya. Tamamen işte planlama, işte Excel tabloları falan. Satış sonrası da öyle, şimdi işte müşteri memnuniyeti, yine araçların belli işte belli algoritmada onların bakım aralıkları falan, orada da böyle işin mutfağını görmüş oldum aslında. O sırada da bizim tam böyle işte otopark macerası artık başlamıştı, böyle gitgide artıyor falan. Şimdi artık bir şey konumuna geldi. Yani öğle arasında ajansla toplantıya gidiyoruz. İşte proje yapıyoruz, ben 3 gün izin alıyorum işten, projeye gidiyoruz falan. Artık böyle bir iş haline gelmeye başladı. Onu bir karar verdik. İşte ben de 2016'dan beri tam zamanlı otoparkı kullanıyoruz. Çevik bir adım atarak, radikal bir adım atarak, yani kurumsal hayatı bırakmak zordur yani. Şimdi hep girenler böyle, ya işte kendi işimi yapsam falan ama tabii davulun sesi dışarıdan hoş gelir. Birçok zorluğu var. Yani güzel yanları da var tabii. Yani diyorsun ki kendi işini yap, işe gitme. Yani işte ben yarın işe gideceğim, proje arabalarıyla Çanakkale'ye gideceğim. Şimdi o iş mesela ama iş gibi de değil. Yani ikisi bir arada. Yani o işi bulmak da önemli. Kimisi belki mühendislik okuyabilirsin ama inandığın iyi bir fikir vardır. Hakikaten bir girişimdir ve yenidir. Yenilikçi bir şey kadar. Hiç o işe başlamazsın bile, hiç mühendislik bile yapmazsın belki. O aldığın eğitimle, o aldığın vizyonla başka bir şey de yapabilirsin ki günümüzde artık öyle bir dijitalleşme var ki yani insanlar çok değişik yerlerden para kazanıyor. Tabii mühendislik, avukatlık, doktorluk bunlar daha böyle hani ana meslekler böyle. Ama tabii bu meslekler de büyük bir vizyon katıyor insana. O vizyonla zaten ne yapıyorsan onu ilerletirsin. Yani kazandığınız teknik yetkinliklerle analiz etme yeteneği orada bayağı işinize yarıyor musun diye biliyorsun. Şöyle notlarıma bakıyorum size soracak bir soru daha. Fortuna sanda 15 bin kadar çalışan var. Bu çelik çalışma şirketi ne kadarını kapsıyor? Aslında ofis çalışanlarımızla başladık. 3500 ofis çalışanımızın da %80'ini bu yıl itibariyle dönüştürmüş olduk. Şu anda 500 takım aktif olarak çevik çalışma şekline geçmiş vaziyette. Bu arkadaşlarımız ne yapıyorlar? Aslında kendi işlerinin liderlerinden tabii ki ama ufak takımlar halinde çalışıyorlar. Yani sizler de üniversitede projeler yapıyorsunuzdur. Buralarda çok kalabalık olduğu zaman bir şeylere karar almak da zorlaşıyor, yapmak da hayata geçirmek de zorlaşıyor. Biz küçük takımlarla, aktif ve artık yetkilendirilmiş takımlarla beraber aslında şu anda çevik çalışıyoruz diyebiliriz. Burada da 500 takımdan bahsediyoruz. Daha gidecek yolumuz da var. Bu süreçte yolumuz uzun diyebiliriz. Tabii sürekli yenilenen, gelişen bir sistem. Peki çevik çalışma ortamı yani ne değişti? Yani biz artık çevik çalışıyoruz. İşe koşuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Hani çalışan insanlar haklı olarak bundan dolayı burada tabii sanatçı. Şöyle yani, çelik çalışma böyle bir anda olmuyor. Çok tabii her dönüşüm sancılı oluyor. Bunu söylemem lazım. Zaten bu göreve gelirken de şunu biliyorduk. Yani biz bir aslında kültürü konuştuk. Çok güzel bir söz var yani. Kültür, strateji, kahvaltı da yer. Eğer sizin içerideki kültürünüz bu stratejiyi desteklemiyorsa, bu yapacaklarınızı hayal ediyorsunuz ama kültür onu desteklemiyorsa, kesinlikle gerçek hayata geçmeyecek demektir. Otosan'ın aldığı bu karar, içeride bizim tarafta her içeride çalışıyoruz diyerek olmadı ama bir hedef koyuyoruz. Biz böyle çalışmayı isteyen bireyleriz diye yola çıkıyoruz. Eski güçlü kasları var mı arkadaşlarım var? Size bir haftamızı şöyle bir anlatayım mesela belki fikir verebilir. Bizim iki tane ekibimiz var. Biraz uygulama örnekleri vererek bence biraz engelleştiğim işi. Peki. Perakende müşterilerimizi tamamen bayilerdeki araçlarını günlük takip ediyor. Bayilerde 80 tane bayi zaten şu bilet ticari. Diğer ekipte tüm Türkiye'de bütün yolda kalan araçları artı şikayet eden müşterileri takip ediyor. Anlık. Sabah kendi toplantıları var. Değil diyor. Ondan sonra saat 11'de
bayilerle başlayan bir değil toplantı var. Şimdi içerik çalışmak için ne yapacağız? Toplantıdan çok sıkıldık diyorduk. Yani toplantı çok fazla yapıyoruz falan. Toplantıdan şöyle bir plan, 15 dakika. 15 dakika içerisinde hangi konular var? Bayi hatta alıyorsunuz çünkü artık zaten pandemi bize bunları çok güzel öğretti. Zoom veya Teams'e benzemiş oluyor. Kurulama yani biliyorsunuz. Giriyoruz. Bayi karşımızda, bayi bekle araçlı sistemimizde 45 gündür beklenen bir örnek verip X araç var, Focus. Bir parça bekliyor. Neden bekliyor? Parça tahmin edebiliyor mu? Başka bir yerden parça bulabiliyor muyuz? Yakın bayiden bulabiliyor muyuz? Toplantıdan bulabiliyor muyuz? Parçayı ben üst komple dediğimiz, o parça belki iki parçanın detay parçası, oradan bulabiliyor muyuz? Yani o kadar kutunun dışında düşünmek gerekiyor ki, ekip şu an burada zorlanıyor. Çünkü daha önce yapmadığı bir şey, daha önce ne yapıyordu eskiden? Sivirmesinden yedek bayisi parça bayi verirdi. Beklerdi, kamyon gelecek, ona parça verecek. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi her gün o parçayı veya arıza, bir arıza var, çözemiyorum. Neden? Yazılımla alakalı olabilir, bir müşteri kaynakları bilmiyorum. Ama el kaldırıyorsa ben bu aracı bu arada çözemiyorum. Arkadaş diyor ki yarın sen gidin. Geliyorum. Şimdi ekip şu an bu dönüşümde zorlanıyor. Çünkü daha önce daha stabil, planlı bir hayatımız var. Ama şimdi planlaması sadece değiller. Değiller ama kararların arka tarafı çok anlık. Hemen bir araya geldi. Karar ver, uygular. Şu an böyle bir fiyat ördük. E peki o kadar onu kapsayacak eleman var mı? Ya da insan kaynağı var mı? Hatta zor soru burada. Şu an %100'ü kapsayamıyoruz. Neden? Çünkü böyle bir proaktif bir yapı için gerçekten çok dedike ve gerçekten çok konsantre ihtiyacınız var. Şimdi şu an bir yapıda biz hemen şunu gördük. Elimizdeki ekip bunun için çok yeterli değil. Bayiye çok yetkin olması lazım. Çünkü biz şu an müşteri buluyoruz. Bayiye kadar yetkinse bizim müşterimiz o kadar azalıyor. Ama değilse o zaman bizim daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Burada bir terazinin açık bir dengesi var. Dolayısıyla bir numara olsun. Eğer biz burada bayi yetkin kılabiliyorsak, sistemlerimiz yetkin kılabiliyorsak bir örnek daha vereceğim. Mesela burada mesela bir şey görüyorsunuz. Uzaktan bir işe gördük. Şimdi hızlı geçti ama. Mesela bir problem var. Bir tane gözlükle baktığında, teknisyenin baktığı kamerada bizim ekip uçakla gitmeden ön araştırma yapar hale geliyor. Diyor ki ben şimdi oraya gitsem bir gün gidecek ya da iki gün. Samsun'a gidiyor bir arkadaşım yerine. Niye? Çünkü uzaktan denildi. Birkaç çaba sarf etti. Çözülemedi. Ben bir gideyim dedi. Özel bir cihazımız var bizim bilgisayar. Onunla özel aracı bulup gidebiliyorsunuz. Uzaktan denildi. Olmadı. Ben gideyim dedi. Bazı tool'lar, araçlar bize o sayede hızlandırıyor, performansımız artıyor diyebilirim. Bir grup böyle çalışıyor. Diğer grup şikayet düşünün. Bir müşteri şikayet etti. O şikayeti nereye etti? Önce çağrı merkezi. Çağrı merkezi deyince insanlar şöyle nasıl ya çağrı merkezi dediğiniz çok kötüdür diyebilir. Sonsuz telefon görüşmesi. Bir için, bir için, bir için. Aynen öyle. Şimdi biz ne yaptık? Az önce ben Sancaktepe'den geliyordum. Az önce çağrı merkezi ekiplerini komple topladık. Bütün ekip geldi ve bütün süreçlerimizde ne darboğazlar var? Hangi bilgisayarda olsaydı yanıt verebilirdim? Çünkü oraya güçlenmemiz lazım. Otonomik diyoruz ya, başlama olması gerekiyor. Hangi yetki sende olsaydı bize gelmene gerek kalmazdı? Şimdi bu tarz retrospektif toplantıları kuruyoruz bunlara. Yani biz her iki haftada bir daily'leri günlük yaptık. İki haftada bir dönüyoruz, bir araya geliyoruz. Nasıl konusunu biraz daha konuşuyoruz. Sancı mı geçiyor? Çok. Çünkü orada diyor ki, sen o bilgiyi bana vermedin, sen şaşırıp daha hızlı yapsaydın ben dönerdim. Okey, peki bunun için ne yapalım? Çünkü enerji eleştiriye değil, geliştirmeye yöneltme. Bizim oradaki liderlerin en büyük bir sorumluluğu, hani what konuş demiştik ya, what, ne yapmalıyız ama how'da sıkıntı çıkıyorsa dur, bekle, vizyona bak. Vizyon ne diyor? Dön, onun için ne yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Birazdan düşün. Bizim biraz orayı öğrendiğimiz sadece oldu. Siz de bu eğitimleri aslında şirkete veriyorsunuz. Evet. Ne yapacaklarını söyleyen sizsiniz yani. Liderler yetmezsiz, koçlarımız da sağ olsun. Ben sözü vereceğim, çok destek oluyorlar bize. Koçlar dışmıyor. Çünkü operasyon dışında ama içerik çalışmaya daha hakim kişiler, onlarla çok destek alıyoruz. Evet, biz çok daha iyi donarız ama ben mesela burada bize bağlı terimlerden bahsediyoruz. İçeriklik diyoruz, ürün sahipleri diyoruz, tribe'lar diyoruz. İçeriklik deyince sizlerin ne aklına geliyor? Ben onu da merak ediyorum. Evet. Mesela bir hayvan gözünüzün önüne gelse içerik dediğinizde ilk hayvan hangisi oluyor? Ya da hangileri olur? Bir hayvan içinde bir seslilik oluyor mu? Evet. Her seslilik. Kuş kalemliyim şu an baktığınızdan geçenler. Çita.
açıdan güzel. Senden geldi. Başka aklınıza gelen çelik hayvanlar var mıdır böyle? Çelik dediğimizde. Puma. Güzel. Nasıl biliyorsun? Geliyor puma. Puma canlı diyorum. Arkadan bir el kalkmıştı. Direkt söyleyebilirsiniz. Rahat olun arkadaşlar. Leopar, aynen. Peki, çitanın kovaladığı ceylan hakkında ne düşünürsünüz? O da hızlı olmak zorunda. Çünkü hayatta kalmak için hızlı olmak zorunda. Aslında bizim çeviklik dediğimiz şey, bir hamle gördüğünüz zaman ona karşı ne kadar hızlı hamle yapabildiğiniz aslında. Burada doğru yere gidebilirsiniz. Yani çita dediğiniz hayvan çok hızlı koşuyor ama 10 saniye, 20 saniye koşabiliyor. 20 saniye içerisinde doğru hedefi bulmak zorunda. Dolayısıyla biz çelik çalışma dediğimiz zaman gerçekten müşteriye değer yaratan bir alana yönelmeye çalışıyoruz. Eğer bu sırada sektörde ya da yaptığımız işte bir değişim varsa ona hızlı adapte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla çeviklik dediğimiz şey aslında hızlı adapte olma, yolumuzu hızlı değiştirebilme yetkinliği diye düşünebiliriz. Biraz daha net oldu mu diye böyle gözlerinizin içine bakıyorum. Çünkü çeviklik kavramı çok kolay oturmayan bir kavram. Çalışma şeklimizi anlatırken de zorlandığımız bir kavram. Sizlerde de böyle bir şeyler canlandırıyor. Mesela örnek olarak bir öğrenci grubu düşünelim. Çevik olacakları zaman ne değişir yapacakları projeleri? Ya da şimdi mesela Formula Student takımları var. İşte herkes bir kimi power train yapıyor, kimi işte kablo elektrik yapıyor. Hani çevik olsalar onların faydasına ne olur mesela? Burada aslında biraz önce de konuşmuştuk ya, karar alma mekanizmalarının hızlı olması için küçük takımlar olması gerekiyor. Ama bu küçük takımların gerçekten kendi alanlarında bilgi sahibi ya da en azından odaklandıkları alanlar olması gerekiyor ve bir arada çalışmaları lazım. Yani siz bir tarafta power training yaparken öbür tarafta şasiyi yaparsanız ve birbirinizden haberiniz olmazsa ürünü en son bir araya getirmeye kalktığınızda yaşayabileceğiniz entegrasyon sorunlarını benden daha iyi biliyorsunuz diye düşünüyorum. En azından ben yazılım tarafında bunu yaşadığım için söyleyebilirim. Ürünlerde de bu şekilde. Yani önce çapraz fonksiyonlu dediğimiz yapılar kuruluyor olması faydalı olacaktır. Yani ben eğer powertrain biliyorsam, şasiyi bilen arkadaşımla beraber çalışmak bana fayda sağlar. Birbirlerinin etkileşimini görmek için. Çok kalabalık olmamasını tavsiye ediyoruz takımların. Onun üzerine geçtiğiniz zaman karar alma mekanizmaları dağılabiliyor. Zorlanırsınız, alırsınız ama daha hızlı olmak istiyorsanız mümkünse 10-11 kişinin altında kalabilirsiniz. Biz mesela 4 yıldır 2 kişi çalışıyoruz. Küçük takım çalışıyor. Çok çevik, arıyorum, geliyorsun, geliyorum, gidiyoruz, gidiyoruz. Karar alma mekanizması çok daha, hızlı. Aynen öyle, çok hızlı. Dolayısıyla bunları kullanabilirsiniz. Bir de aslında çeviklik dediğimizde deneyselliği mutlaka hayatımıza katmamız gerekiyor. Hata yapmaktan korkmuyor olmalıyız. Ve birbirimizin arasındaki o iletişim şeffaf olmalı. Ona cesaret edebilmeliyiz. Bir şeyleri değiştirmenin gücü o açık iletişimden geçiyor aslında. Bu şekilde öneriler sunabilirim. Şu örneği veriyoruz. Mesela bir araç yapacağız. Az önce bir takımdan bahsettik. Belki bazı teknolojik ekipmanlar kullanacaksınız, elektrik motorları olacak, lastik olacak vesaire. Bize bir örnek verildi, içindeki eğitimleri, bundan şimdi 2017 yıllarında. Önce bir gidebilen bir kaynağı yapalım. Buna MVP, Minimum Viable Product diyoruz. O kaynağı bilgisin ama müşterinin, yani sizin belki X departmanınızın, X arkadaşınızın belki orada bir beklediği bir şey var, onu görmek istiyor şimdi. Çünkü çıktığı ihtiyacınız var bugün. Ama o çıktığı, şu an test etmeniz size çok ciddi fayda sağlayabilir. Çünkü o an başınıza geldiğinde artık zamanınız kalmadı ve artık gelişim başlıyor. Ama eğer önden bunu deneyebiliyorsanız kaykayla denersiniz. Ya sonra okey, şimdi bunu kaykaydan bir scooter'a dönüştürelim. Oradan yavaş yavaş motosiklet derken dört tekerli bir araç yapıyoruz. Arada her zaman, her MVP aslında sizin belki speklerinizi, kriterlerinizi, son kullanıcı müşterinin beklentilerini karşılıyor. Ne kadar karşılıyor, bunu test etme imkanı veriyor. Ben Bahadır'ın bu söylediklerinden aslında proje takımlarının işine yarayacak şeyi söylemek istiyorum. Ürününüzü, ortaya çıkardığınız ürünü son gün denemeyiniz. Yani biz de son gün hadi bunların hepsini birleştirdik diye çıkartırsınız. Bu arada proje formülasyonu dedim var mı? Şey, elektrik. Yapacağız. Tamam.
Biz katılın ya, bayağı zevkli oluyor. Orada mümkünse ürünü hani bir çalıştırıp görün çalıştığını ve sonrasında üzerine katarak devam edin. Biz bunu aslında arttırılma çalışma şekli diyoruz. İteratif yerine geçiyor. Duymuşsundur diğer söyleşilerde. Kurumsal firmalarda. Mutlaka ve mutlaka o ürünün çalıştığında emin olun. Belli periyotlarla bir araya gelin ve bu ürün çalışıyor mu çalışmıyor mu diye farklı konular üzerinde çalışıyor olacaksınız çünkü. Bir kontrol noktası koymanız sizin avantajınız olacaktır diyebiliriz. Vallahi bence gayet güzel açıkladığınız örneklerle. Şimdi ben şeyi dedim, müfredatlarda acaba atıyorum ben 2010 yılında mezun oldum, değişiklik oldu mu acaba? Yine aynı mı yoksa dersler merak ediyorum. Yani şu anda mesela çizim programı ne alıyorsunuz? Unigraphics. Unigraphics. Ha güzel, tamam. Geçerli. Mesela bizim zamanımızda biz kendimiz kursa gitmiştik okulda. AutoCAD öğretiyorlardı abi. Hani AutoCAD'i ne yapacağım? Biz kendimiz öğrenciler, arkadaşlar birleşip Solidworks kursuna gittik. Sonra mesela o kadar işime yaradı ki ilk işe girdiğimde tamamen Solidworks kullanıyordum. Sonra Unigraphics öğrendim. Sonra işte CNC biraz programlama öğrendim falan. Biraz işin işe girince de tabii şekilleniyor. Yani onun için son yaptığınız staj biraz böyle kafanızda hani ya ben bu dakika çalışırım diyeceğiniz bir yer olursa eğer bir kadar orada çalışırsanız faydasını görürsünüz. Şimdi ufak bir kuyucumuz olacak. Derdi çeviklikle ilgili bütün değineceğimiz konuları verelim. Quiz'in kazanına da beraber eski üstüne çıkacağız. Getirdiniz tamam. Eski videoları biliyorum. Bilenler varsa bizim ilk başladığımız zamanlar bambalar birisi çekeceğiz. Belki sonunda kendi kendini yöneten takımlarla ilgili burada bir deneme de yapabiliriz diye düşünüyorum. Olur, yapalım. Arkadaşlar talihlerimiz Atabaran ve Onur. Onur'la beraber Koç Üniversitesi'nin içinde şöyle bir turlayacağız. Burada İdil ve diğer arkadaşın adını unuttum. Onlar da bizi takip edecek. Bizi yalnız bırakmadılar. Belki onlarla da bir tur atarız sonra. Gittin mi ralliye hiç Eskişehir'de? Eskişehir'de gidemedim. Hep burada orada şeyim oldu. Ama fena etaplar var. Evet. Orada Susan'ın fabrikası da orada. O, evet, fabrika da orada. 10 sene çalıştı diyebilirim. Baban mı? Evet, babam. Selam olsun baba pedere. Mühendis o da. Ben makine mühendisi. Süper. Annem de makine mühendisi, ben de makine. Ya şimdi var ya biz de yaşlandık. Şimdi işte benim de 5 yaşında kızım var. 5 aylık oğlum var. Şimdi büyük gurur. Şimdi babanın yerine kendimi koyuyorum. Şimdi bizimkiler de böyle üniversiteye gidecek. Makinacı bilmem ne. Valla güzel, büyük gurur yani. Valla ben de yani o kuzi kazanmak için. M150. Çalıştım. Çalıştım da geldim. Senin kaçıncı sınıf? Sen de makina. Vallahi harika ya. Ya iyi ki de gitmişim. O da ayrı. Kıbrıs anıları, Kıbrıs'ta hani bana kattıkları bambaşka. Tabii Ford'da orada şey yaptık. Ama arkanızdan gelen çok insan var yani. Ne güzel. Ben de onlardan. Harika valla bunu böyle duymak, görmek bizim için de büyük gurur. Memnun oldum. Ben de çok memnun Görüşürüz. Teşekkür ederim. Babaya selamlar. Aleyküm selam.